Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Nazlanma şeyi toplamayı bugün bitirdim. Başlıklar şöyle. Hizmet ehli nazlanamaz, nazlanmaz. İkinci başlık Hizmet ehilleri arasında nazlanmak sirayet eder. 3. Nazlanmak içsel enfus alemi ciddi zarar verir. Başka? Şuurlu harici düşmanlarımız bize zarar vermek için kullandıkları bir silah da nazlandırmaktır. Başka? Nazlanmak Allah muhafaza kişiyi zındık safına iter. Nazlanmak Allah muhafaza kişiyi zındık saflarına iter. Başlık bu. Zındıkların safına iter. Başka? Manaların İnsana karşı nazlanması ise, manalar insanlara nazlanır. Güçlü veya emsal olmayanlarda nazlanma olmaz. Nazlanma nerede olur? Emseller arasında ama güçlü ve emsal değilse nazlanma olmaz orada. Orada bir güç olur, birlik olur. Senin haricindeki hadiselere, senin iktidar ve ihtiyarına göre nazlanır. Başlıkları. Şimdi okuyorum. Bir sayfa bitiririz herhalde. Bir yer okumak istiyorum bakayım ne yaptı. Hizmet ehli nazlanmaz. Başladı. İşte bu sıra binaen ehli velayet hizmet ve meşakat ve musibet ve külfeti hoş görür görüyorlar. Nazlanmıyorlar. Şekva etmiyorlar. Elhamdülillahi ala hal diyorlar. Sibel küfrü ve dalal. Mektubat. Onun için Mehdi misaldır Geylani. Gelen Hazretleri Mehdi misafirdir. Anladık değil mi burayı? Beni daldırdı bir yere de bak. Bu sıra binaen ehli velayet, ehli velayet vazifedarların mesela Mehdi, peygamberler, e mücedditler, imam azamlar yani topluma hitap eden kişiler içsel enfusi olanlar demiyor. Onlar da nazlanma olur. E topluma, insanlara hizmeti dava edilmiş kişilerde nazlanma diye bir şeyleri olamaz. Böyle bir ruhsatları yok. Yapamaz. Bak ne diyor? Ehli velayet, hizmet. Ben uydurmuyor mu? Okuduğum için söylüyorum. Çalışarak geldim. Hizmet, meşakkat, musibet, külfeti hoş görüyorlar. Nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. Elhamdülillahi ala külli hal, küfür var dalal. Dalalet, küfür hali her şeye hamd ediyorlar. Ama nazlanmıyorlar. Nazlanmayacaksın. Şimdi başka bir başlık hizmet ehilleri arasında nazlanmak sirayet eder. Bu çok berbat bir şey. Mesela diyelim ki 20-30 kişi bir yerde bulunuyoruz. Hizmet ediyoruz, beraber hareket ediyoruz. Ama işlerimizde 3-4 kişi, 2 kişi, 1-2 kişi birbirlerine naz yapıyor. Bu sirayet eder. Baş... Herkes birbirine naz yapmaya Yani bakalım okuyalım ha. Çok Bu dünyada hususan bu zamanda, bak bu dünyada hususan bu zamanda hususan musibete düşenlere, Deccaliyet, sufyanet müsibeti yok düşenlere. Ve bilhassa nur şakitlerindeki dehşetli sıkıntılara, nur şakitlerin dehşetli sıkıntılara, başka meyusiyetlere karşı bayağı oluyor değil mi? Sıkıntı, meyusiyet böyle bir bakıyorsun. Bir bak ustadın valisleri kalmamış. Hüsmeti hücum ediyorlar, kişileri bahane ediyorlar değil mi? Böyle Ahmet-i onu bunu beni bahane ediyor. Adam hizmete hücum ediyor, ettiriyor. En ağırı da etmiyor, ettiriyor. Aramızdan birisini buluyor. Öyle dedektörle zayıf damarını buluyor. Zayıf damar, öyle giriyorlar aramıza. E senin benim bir zayıf damarımızı buluyorlar. O zayıf damarıyla at, atın gemi var ya, onunla gemlendirip içeride yapıyorlar. Ustad şöyle der ona, ya yapar veya yaptırır. Başka ustadın tabiri, der veya dedirtir. Yapar, ...yaptırır. Tabirleri var. Ruştabir'in böyle bir toplaması var. Der, dedirti Dedirtir diye böyle. Bilhassa nur şakirtlerindeki... ...deşetli sıkıntılara ve mevzusiyetlere karşı... ...en teselli çare... ...birbirine teselli... ...ve ferah vermek. En teselli çare... ...birbirine teselli, ferah vermek. Ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek. Psikoloji ya. Böyle şeylerde birbirine teselli vermek. Ferah vermek kuvve-i manevesini takviye etmek, fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek. Merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbin okşamaktır. Bakın çok yüksek ya. Dava adamı yani. Ma beynimizdeki hakiki ve uhrevi uvet Gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvet. Uhuvet neydi? Eylemsel. Bir kişi düşün. Ben Allah var. Bir de insanlar, cemaat var, hizmet var. Ortada kavşak gibi benim ortaya. İnsan Allah ile ilişkisi ihlas. ihlas. Kendi içsel bütünlüğünü tamamlamak evet. muhabbet. İnsanlı ilişkiler uhuvet. Uhuvet içseldir muhabbet içsel yapılandırıyor. Öyle bakarsan mesela uhvet İslami eder. Muhabbet imaniye. İmanı muhabbete nispet eder. Uhvet İslam'a eylemsel halini söyle. Eylemdeki halidir. İlginçtir bu. Şimdi burada da söylüyor bak uhveti eylemde gösteriyor. Ma beynimizdeki hakiki uhvet. Uhrevi uhvet. Gücenmek. Tarafkirlik kaldırmaz. Mesela ne oluyor? Mesela karabalık veya nur cemaatı içinde gruplaşmak yani. ...bunları bir yapmasına sebep nedir? Grup grup öbek... ...düşmanın aynı oluşudur. Düşmanı aynı. Mesela diyelim ki... ...harici bir düşman olunca... ...dahili tarafkirlikler kalkıyor... ...bir olunuyor. Aynı kanun dahilde de var. Mesela ben bir kişiyi sevmiyorsan, ...sen de sevmiyorsan... ...sen de sevmiyorsan otomatik bir oluyor. Çok iyi. Bu tarafkirlik oluyor. Bu tarafkirlik... menfidir tabii. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uvet gücenmek ve tarafkirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım, sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki, 8 gündür nurun iki rüknü, zahiri birbirine nazlanmak, teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle. Ustadla ne alakası var? Ustadla ne alakası var? Kalbine sirayet etmiş bak. Bak diyor ki bir dakika söyleyeyim. Nur'un iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak veya teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah! Eyvah! Elaman! Elaman! Ya Erhamen Rahimin! Medet, bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum hem kalbim hem aklım feryat edip ağladılar. Kalbi, ruhu, vay be. Şualar 498. Sirayet ediyor demek. Başlıkta öyle koydum. Hizmet ehileri arasındaki zindan azlamak sirayet ediyor. En çok kime? En çok o hizmete alakadar olanlara. Çoğunlukla müdebirlere daha sirayet eder. Başka bir başlık. Nazlanmak içsel enfus alemi ciddi zarar verir. Bu çok antika. Bilgi mi çekti bu? Yani nazlanmak bana ben nazlanıyorum. Nasıl iç, içimi çökertiyor? Çok tuhaf. Üç günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Üç günden beri. Şimdi katiyen bildim ki göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin mabeyninde hayat nuruyumize bir bomba olur. Hatta size bunu da haber vereyim, geçen fırtına ile bizi ala kadar gösterme çok çalışılmış. Şimdi mabeynimizde az bir yabanilik atmaya çabalıyorlar, birbirimizi yabani yapmaya. Ben sizin hatırınız için, ben sizin hatırınız için Habi, her birinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim Aldı? sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya kara verdi. Hiç kusuruna, hiçbir kusuruna bakmaya. Mesela ben Rabbim şahit. Allah da yemin ettiği için söylüyor. En acımasız bir böyle en kötü olmayacak bir yerde olmayacak bir şey yapsa birisi. Vallahi ben onu görsem, ben onu görsem şu anda verdiğim muhabbeti düşürmem. Sebebi kemalatımdan değil, insanı beşerden ayırdığım için. Beşer düşer. Kur'an'da o da sizin gibi bir beşerdir diyor. Yani beşer itibariyle. Niye? insan düşer. Yani şey beşer düşer. Yabanilik acayip bir şey ya. Böyle yabani deyince ne atıyoruz? Ma bir yabanilik oluyormuş. Mesela ne, ne misal verebilirsiniz? İlfan ver yabani ara ma bir yabani. Doğadan ver. Mesela şöyle bir şey diy diyelim mi? Hastaneye gitmişiz. Tartaklanmışız. itilmişiz, kalkınmışız. E bir kere iyi davranılmamış. Çık dışarı çık. Çık 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 geç sıraya. Geç. devlet dairesinde de öyle. Peki vazgeçtik mi biz oradaki hizmet almaktan? Bana böyle dağın. Çık dışarıya. Ben evet, geçer misin sıraya? Geç. Bunu yapma. En azından bunu yaptım. Geçer misin sıraya? Bakmıyor da. Geç geç geç. Ya geç. De demediler. Peki hizmet, hizmet almaktan vazgeçtik mi? Yok. Şimdi bana böyle bir baktı. Şöyle dedi diye davayı yani terk ediyor. Peki o bedensel bir ilaç alacaktın. Başka yerde de alma şansın var. Ama o bedeni ne kadar putlaştırmışız ki kendimiz egonumuz ne kadar ki ne derlerse desinler gurur kibir yapmıyoruz. Nazlanma yapmıyoruz. Ne yapıyor muyuz? Bak ne kadar beden put, mana ne kadar yok, zahir ne kadar esas. Nazlanma yapmıyorum, gurur yapmıyorum, kibir yapmıyorum. İt, i̇tiklendiğim halde gene oradan o hizmeti almaya gayret ediyor. Yabaniliğe başka bir örnek vereyim. Muhabbet kuşunuz vardır. Kediniz olmuştur. Duymuşsunuz köpek olmuştur. Ama doğadaki yabaniler hem saldırgan hem de senden kaçar. Muhabbet kuşunu tutabilir misin? Sokaktaki. ama, Bak tut. Yabani. Bak bir ilişkili oldu. Yani çarpıcı misaller olsun dedim. Yabanilik düşmesin aramıza. Yabani tarladaki gibi. İrfan da şunu dedi. Kendine doyum, kendine esas almaktan oluyor. Her konuda aklı görmek istiyor. kendi özel dünyasında yaşıyor yani. Burada beraberiz ama veya hizmette beraberiz. Nur cemaatindeyiz ama kendi özel özeli özelini arıyor. Yani fedakarlık niye yapamaz? Çünkü kendi özeldir. Herkes ona hizmet etmeli. Özeldir. Onun için nazlanır. O özeldir. Hizmet alır. Hizmet vermez. Dikkat ederseniz ben ömrümde, ömrümde rastladığımı söylüyorum. Galip Eksel %98. Hizmetin dertiyle dertlenenlerin, maddi ve manevi hizmetin derdiyle dert, denen, dert edinenlerin nazlandıklarını görmedim. Çok az. Kızgınlıklarını gördüm çünkü o da bildiği için. Hizmetin maddi ve manevi hiçbir şeysine e, altına girmemiş. Hep hizmet almış. Hep gelmiş, oturmuş, çekip gitmiş. Ama iltifat en zirvede bekliyor. Gelince ala kadar ilgiyi bilmem ne. Yani mesela bak naz gibi geçiyoruz ama içsel doyumluluk, İrfan dediği, ihtiyaç hissetmemek, hususi dünyasında kalıp beraber iken dışında yaşamak. Üç günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar tekrar sarsıyordu. Şimdi katiyen bildiğim ki göze bir saç düşmek. Bak görüyor musun Azlanmak neye misal veriyor? Kafamıza bir tane teneke yük olsa. Çünkü Kırıkan'da görmüştüm. 20 kilo, 10 kilo, 50 kilo patates çuvallarını kafayla götürüyorlar. Kadınlarda da gördüm. Ama göze bir e, saç düşse ne olur göz görmüyor. Az bir nazlanmak gibi bak az bir nazlanmak sizin gibilerinin mabeyninde hayat-ı nuriyemize bir bomba olur. Hayat-ı diyor. Ya bomba ya. Bu nasıl bir şey ya? Dün patladı ha. Onun için toplamayın. Dedim ya bu neyin nesidir ya? Ben bakayım şuna. Şimdi ha sabahtan beri buna uğraş. Dedim ya Allah Allah. Haklıyım ama aklı yok burada. Hatta size bunu da haber vereyim. Geçen fırtına ile bizi alakadar göstermeye çok çalışılmış. Şimdi mabeyninizde, mabeyninizde az bir yabanilik, yabanilik atmaya çabalıyorlar. Az bir yabanilik atmaya çalışıyorlar. Yabanileştiriyorlar bizi birbirimizden. Nasıl yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Ba mutlaka bir zaaf noktasından olur. Eskiden ee, bundan cep telefonları bazı istasyonları çıktı ya. O zaman söylemiştim, sonra beni susturdular. Bir defa da demiş olayım, baz istasyonuyla e, telefon iletişimi için kullanılmıyor. Çok çeşitli şeyler kullanılıyor. Bir tanesi de hastalık için kullanılıyor. Bir tanesi de o baz istasyonda yaydıkları dalga ile tembellik, asabilik, gelgini kullanıyorlar. Yani e, şeyde kullanıyor. Baz istasyonu var ya 300 metre. 300 metre alanında olanlara hiç şansı yok evi. Ya var ya direkt. Onu çatıya koyuyorlar güya. Sırf telefon iletişimde değil arkadaşlar ona. Sonra bilinmeyen, sizin şu anda bilmeniz gerekmeyen taraftan ikaz edildim. Nerelere bak vuruyor bu sözün bilesin dedi. Ondan sonra Kırıkan'da uyardı, uyarıldım. Tembellik duygusu veriyorlar. E, e, eline de te telefonu verdi. Hiç kimse kanaat eder miydi ya? 30, 40, 50 sene önce bununla ben oturacağım, işe gitmeyeceğim. Koca koca adam koltukta akşama orada oturacak. Telefon elinde olduğu için koltukta oturmuyor. O bombalandığı için o. Tembellik duygusuyla bombalanıyor. Şimdi mabeyninizde az bir yabanilik katmaya çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için her birinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim halde sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Kusura bakmamaya karar verdim. Demek ki nazlanmanın bir sebebi de kusur görmek. Kusur niye gözükür? Zincirleme nasıl gidiyor bak. Muhabbet. Nazlanma kusur görmekten, kusur da muhabbetin azalmasında oluyor. Muhabbet gözü kusur görmez. Siz dahi, şu cümleye dikkat edin. Dikkat etmenizi istiyorum. Siz dahi haklı ve haksız olsa benlik yapmamak ustadımız olan Şakirten'in şahsi manevisi namına istiyor. Ama haklıyım. Öyle bir şey yok. Madem doktorla İrfan burada nazlanıyorlar, sıkıntılar var. Bize zar zarar veriyor. Haklı olsa ne olur ki? Haklı olsa ne olur? Ben ra ben ra rahatsız oluyorum. Hepimiz rahatsız oluyoruz. Sırayet ediyor. Usatıyor ki. Haklı ve haksız. Ben dershane uyguluyorum. Eve uygulayacaksın kardeşim. Karı koca nazlanıyor. Niye nazlanıyorsun kardeşim ya? <laughs> Kavga edilmeyecek mi? Kavga edilecek. Ama haddinde bırakılmalı yani. Seviyesinde, miktarında bırakılmalı. Mesela öyle bir küs oluyor ki haftalarca sürüyor, aylar sürüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Haftalar sürüyor. Sen Muhammed ümeti değil misin ya? Aleyhisselatü Vesselam. Üç günden fazla dememiş. Üç günden sonra ne oluyor? Karakter oluyor. Düşünceye dönüşüyor. Bak o davranış düşüncele, düşüncelere e, düşünceler düşüncelerden artık hissiyata mal olması altı aymış. 6 ay sonra geçmiş olsun. Hislere geçti. Hissiyat oldu o. Çünkü 6 ayda değişiyor. Tabi dönüş, dönüşüyor. Geçmiş olsun bitti. Yani ev daha berbat. Akrabalık şeyleri acayip. Haklıyız. Haklı olsan ne olur ya? Bu kadar kişilerin, morallerin, evdekilerin, akrabaların psikolojileri bozuldu ya. Yani bozuldu derken rahatsız yani. Hakkımız var mı? Ondan sonra evet. Güzel bir misal. ha Haklıydım. Ama öldün ya. Ama Arkadan ama... Ya. Evet. Olsan ne olur? Mesela kı kırmızı ışıkta bekledin, yeşil yandı hemen geçme diyorum bizim kardeşlere. Hakkım, abi hakkımız. Hakkın olabilir ama haksızlığı hak dava eden serseriler var. Kırmızıda geçer o. Olsun gene dikkatli ol. Evde haklıyım. Evde hak hiç kimse haklı değil kardeş. Kavga yapmayacak mıyız? Kavga yemeğin tuzu kadar olmalıdır. Ne kadar olmalıdır? Yemeğin tuzu kadar tat getirir. Yani biraz böyle münakaşalar ha bu kadar evet. Teceddüt eder muhabbetimizi, yakınlığımıza şey yapar, enerji olur. Haklı ve haksız olsa benlik yapmamak ustadımız olan, Said Nursi demiyor, ustadımız olan Şakirtenin şahsi manevisi namına istiyorum. Şahsi manevisi namına istiyorum. Yapım, Yap, bu mecbursun. Evet. Hüseyin, İbrahim. Vallahi şu, bir de şahsin manevi manevimiz hatırına istiyorum diyor. Hatırına. Evet. Diyorum ki Kur'an'ın hatırına ya. Allah hatırına ya. Eğer o acip yerde beraber bulunmaktan tamam beraber mi Beraber olunca kavga ediyoruz evde de şurada da burada da veya dershanede. Onun da çaresi var. Bak Kur'an'da Kecren Cemile yapmış. Allah alem. Eğer o acip yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar. E ne yapacağız o zaman? Biriniz Tahir'in kovuşuna gidiniz. Odaları değiştireceksin. <laughs> Odaları değiştireceksin. Odalar değiştirmek çare değilse katları değiştireceksin. Katları değiştirdin gene. Olmuyorsa yemekte, çayda, namazda beraber geliyorsun. O zaman bölgeyi değiştireceksin. Çok şükür ki her yerde dersen var. He? Kat değişti yine anladı. Candan atlasın. Candan atlasın. Ev ne olacak? Ev, evi düşünüyorum yani. Tamam da yani ne yapacak? Daha temkinli olacak. Yani bu derse size daha çok lazım ha. Çünkü bir şekilde bu bizde kervan yürüyor. Yani yanlış yaptığın zaman hadise seni ikaz ediyor. Etti 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 zaten kalbine öyle bir duygu veriyor ki atıyor seni dışına. Sistemi dışına atıyor. Şuurlu harici düşmanlarımız bize zarar vermek için kullandıkları bir silahla nazlanmakmış. Başlığını koydum. Şualar 512'den okuyacağım. Sizi ruh canımla tebrik ederim ki çabuk yaramızı tedavi ettiniz. Bak ah, usta tebriki de gönderiyor. Ben de bu gece şifadan tam ferahlandım. Zaten medreset Zehra tevessü edip hakiki ihlas ve tam fedakarane terki enaniyet enaniyeti ve tevazu tamı daire-i nurda aşılıyor, neşreder. Elbette gayet cüzi ve muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlanmak. Ee, elbette gayet cüzi ve muvakkat hassasiyet, titizlik. Bak hassas olmak var ya herkesin bir diyorsun ki benim bu hassas ya. Tamam o hassas şeyine, bam teline dokunma işte ya. Evde yani. Ya bunun hassasiyeti var konuda. Düzeltme ya kardeşim ya. Kalsın o. Senin vazifen değil düzeltmek. Bırak Allah düzeltecekse düzeltecek ya. yani. Yani hassasiyetini titizliğine, titiz olduğu yere. Sonra üç bak hassasiyet titizliğine nazlanmak. O kuvvetli dersini ve uhvet alakasını bozamaz. Ve ihlas leması bu noktada mükemmel nasihtir. Yani ihlas leması nazlanmaya iyi bir çare olan dersmiş diye tavsiye ediyor. Reçete de bu. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan bir daha. Bak şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak. Sarsmak için en fena plan nur talebelerini birbirinden soğutmak. iki usandırmak. 3- meşrep ve fikir cihetinden birbirinden ayırmaktır. Bu üçüncüyü kısmen yaptılar abi. He? Bu üçüncüyü özellikle kısmen yaptılar. Hangisini? fikirciyetiyle evet. muhafak oldular kısmen evet. Bunlar da var da dereceleri ama en çok şu oldu abi. Beşler ve fikir ayrıca çok oldu yani. Evet. Bir daha okuyayım. Şimdi o kadar canım sıkıldı ki yani. bunu Benim şu andaki şeyim bu toplama yaparken benim gerdi yani. Bunu yaparken böyle okudum ama yaşantısını da gördüm kısmen. Yani bunları gördüm. Şu an sana bakarken sana bakmıyorum ha. Mesela Allah Allah. Yani bazen... Çok antika. Yani aa, ustadın varisleri var oldukça olmuyordu. Varisler azaldıkça bu oldu. Denge oluyordu. Şöyle düşün. La teşbih ve la temsil. Rusya kalksın, Çin kalksın. Amerika artık yapamayacağı zulüm olmaz. Bir derece dengeli yani. Ne yapıyor? Onun varlığı lazım ki onu dengelesin. Yani tekelciliğe geçmesin. Ustadın varisleri Çoğu oldukça denge vardı. Fikir ayrılığı değil. Kimse kimseye şey yapmıyordu. Daha güzel oluyordu. Sonra ne kadar azalmaya doğru gitti. Fikir çatışması çok zirveye vurdu. Anladınız mı? Denge kalmadı ya. Öteki tarafta direndi vesaire. Bir de okuyayım. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan nur talebelerini birbirinden soğutmak. İki. Mesela akrabalarda şöyle düşüneceksin. Akrabalara gittik misafir silah Eray. Ya gittik o hanım veya beni. E şimdi soğutuyor ya. Şimdi bu denecek bir şey mi ya? Dese ki kardeş bir şey var ya. Senin hanım işte kız veya işte evlenmeden önce şöyle böyle. Bak birbirine soğutmak, usandırmak, bir de meşrep ve fikir cihetinden birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüz'i bir nazlanmak oldu. Nazlanmak oldu. Fakat göze bir saç düşse, başa düşen bir taş kadar incitir ki büyük bir hadise hükmünde Mataram haber verdi. Çoğu sillik de onun için zor okuyor. Mataram haber verdi. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh küçücük böyle bir halden vefatından bir parça evvel şekvası ya merhum Hafız Ali kimle sıkıntısı oldu biliyorsunuz. Ee, bu neyin fabrikanın başıydı Hafız Ali abi? Nur gül fabrikasıyla sıkıntı yaşadı. Bak diyor ki merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh mesela kafayı kaldırınca olayı bildiğim için. Laika lugatı bilsen de işte laikalar o kadar olmuyor. Mutlaka bir geleneğin tedrisatına geçmen lazım. Laika sözler, mektubat, lemalar, şualar gibi değil. Doktor. Yani lugatlı bilebiliriz. Laikalar bir geleneğin tedrisatına geçmen lazım. Bu, bu satırın içini bir yaşanmış hadiseyi bilmen lazım. Mesela yukarıda söylemedim ama yeri, madem böyle aç, açtım. Tahir'in koğuşuna gitsin dedi. Bak dedi ki gizli parmaklar karışıyor. Biriniz Tahir'in koğuşuna gidiniz. Şu anlar 105 yılda. Rüşta bak naklediyor. Tahir'in komşuna gidince ne olacak? Hapishanede o. Hapishane bu Ne olmuş Tahir'in koğuşuna gidince? Ruşta abi Tahir abiye sormuş. Rüşta abi de bana söyledi. Rüştü abi dedim aldım kitabı şu Yani hapishanede o şeyde kovuşlarda kavga oluyor. Bittim bir, bir tanesine diyor ki sen Tahir'in kovuşuna git. Tahir'in kovuşunda Tahir abinin kovuşunda ne var abi dedim ya. Oraya havale ediyor. Keçeli dedi. Aynı şeyi ben de Tahir abiye sordum. Tahir abi demiş. Senin senin oraya dedi buraya havale ediyor ustad. Ne vardı senin kovuşunda? Dedi. Bizim koğuşta boş yoktu diye. Genel ister istemez o sistemi girer. Herkes işiyle meşgul oluyordu diyor. Kendisini ve başkasını düşünmeye zaman bırakmıyordu. Herkes işte meşgul oluyor. Diyelim ki ben yok işte meşgul değilim. Ama herkes bir meşgul. Seninle avara konuşacak hiç kimsenin zamanı yok. Ne yapacaksın? Her doktor herkes işin başında. Devlet dairesinin birisi birisiyle konuşuyorsa o ona zemin olmuştur. Ama Herkes işini yapsa tembel ne yapacak? İster istemez o da çalışacak. Bizim kovuşta dedi herkes işini yapıyordu. Ev kavga niye çıkar? Niye bir insan hep bunu derim? Niye bir insanın psikolojisi bozulur? En ciddi şeyi söylüyorum. Çünkü psikolojisinin bozula, bozulması için zamanı var adamın veya kadının. Oturup düşünüyor. Yani düşünmeye zamanı var. İnsan psikolojisi düşünmekten bozulur. Delinin, çocuğun, hayvanın Psikolojisi bozulur mu? Niye bozulur? Düşündüğü için. Yani düşünmeye zamanı var yani. Oturup düşünüyor bu olayı. Ama onu çalışıyor. Yorulunca oraya geçiyor. Kur'an söylüyor ya. Yorulunca gidin dinlenin mi diyor. Ne diyor? Başka bir işe koyulun diyor. Yatın demiyor. Ben şimdi dersimi çalışıyordum. Dersim neydi? İrade. Sonra buna baktım ki bir acayip bir yere girdim. İrade çalışıyorum. Şey yapamadım. Dedim ya şu dedim eskiden beri not almışım masamda duruyor şu nazlanmayı bir toplayayım dedim ya. Hemen nazlanmaya geçtim. Doktor da gelmiş. Yani şey için göstermeye çalışıyorum. Ne anlatmaya çalışıyorum? Yani yorulduğun zaman başka bir şey yap. Eğer ben yoruldum mu böyle yaparsan. E ee ne haber falan. Ondan sonra tepemize düşünceler uçuşur. İki tane şey doktor tavsiye ediyoruz ya. Doktor meşguliyet. Doktor teslimiyet. Meşgul ol. Tahir abiyi naklettim bak. Bir kültür bir geleneğe böyle layıkalar şey yapılır. Şimdi bir daha okuyayım. Ondan sonra ezan okunu çabuk gideyim biraz. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak, sarsmak için en fena plan nur talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak. En önemlisi de neymiş? Meşrep ve fikir cihetine birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüzi bir nazlanmak oldu. Fakat göze bir saç düşse başa düşen bir taş kadar incitir ki büyük bir hadise hükmünde Mataram haber verdi. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi Ali küçücük böyle bir halden vefatından bir parça evvel şekvası geldi ustada söyledi. O vakitten beri belki yüz defa hatırıma gelip beni mütesir etmiş. Ustada, ustadım demiş. Ustadım demiş. Vefat etti ama Hafız Ali abinin o şekvasını hep hatırına, hatırına geliyormuş. Çile ya. Bizim bir Ömer vardı Ömer. Ömer Kayıkçı. Dershanedeki çileye ne derdi biliyor musun? Mukaddes çile. Evde öyle abiler. Namaz kılanın bütün çilesi inanın bana mukaddestir. Tuvalete gitmesi bile sevaptır. Müslümanın imanı ve namazı var mı? Namazı. Namaz olduktan sonra bütün müba, dünyevi her şey ibadettir. Ciğeri temizliyor kadın namaz kıldığı halde. Tuvalete gitmesi, temizlik yapması, insanların çalışması, rızı, hepsi sevap. Müslüman hiçbir şey kaybetmiyor. Hiç kışır yok. Nazlanmak Allah Celle Celal muhafaza, Allah muhafaza etsin. Kişi zındık safına itermiş başlığı. Madem cüzi bir yabanilikten düşmanımız istifade çalıştıklarını biliyorsunuz. Çabuk barışınız. Bir, manasız. iki çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bak şimdi. Kimler bak hiç. Yoksa bir kıs, kısmımız Şemsi, Şefik, Tefik gibi muarızlara sureten iltihak edip hizmet imanimize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Bunlar zaten za bu zatları tanıyor musunuz? Şemsi, Şefik, Tefik gibi. Ben bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesini. Şemsi yazarsanız bunun YouTube'da da var. Alevidir. Alevilerin başıdır. ehl net olmuş. Alevi ama öyle mufrit Alevili değil. Eylül Sünnet, Zeydiler gibi. Zeytinburnu'nda sohbetleri oluyormuş Veli Efendi orada. Çok tesirli dersleri var Risale'de de geçen. Fakat Nazlanlı olmuş cemaatinde. O zaman bunun emsaller arasında olmuş. Bu adam nereye itilmiş? Diyor ki yoksa bir kısmımız şemsi, şefik, tefik gibi muarızlara sureten iltihak edip hizmet imaniyemize büyük bir zarar ve noksanet olacak. Ne olacak? Şimdi birbirlerine dalaşınca mesela diyelim ki grup grup. Bu bir gruptur. Necip, Fasıl, Kısa, Kürek de bir grup. O da grup, grup, grup. Ne yapacak? Birbirlerine uğraşan galip insan gelecek, eziliyor. Bu sefer bunu ezmek için düşmanları, ezeli düşmanı olan Sufyanet'e taraftar oluyor. Sureten o tarafa taraf oluyor. Onlardan emin oluyor. Buranın şeyinden kurtuluyor. Anladınız mı demek istediğimi? açık ifade etmek istemedim. Madem inayet ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş. İnşallah yine imdadımıza yetişir. Şu 513. Şimdi başka bir başlık ve bitti ya. Şu kadar bir şey sabredin. Manaların insana karşı nazlanması. Bu da çok berbat bir şey ya. Manalar gelmiyor. Manalar canlıdır, ruhludur, vücudu halecisi vardır ve şuuru vardır. Dört tane manaların vücudu halecisi var, ruhludur, Aklı vardır, şuuru vardır. Manalar böyle şey zannetmeyin ya. Tahta var olacak, mana yok olacak. Mana şuursuz olur mu? Kendisi zaten şuur. Şuurlu, şuur olan şey şuursuz olur mu? Hayatın hayat imandır. İman hayatsız olur mu? Hayatın hayat. Şimdi nazlanmak manaların gelmesine maniymiş. Okuyayım onu. Mahkemat 46'da geçiyor. Sap olan bir kelamın ilak ve işgali ya lafız ve uslubun penişanlığından neşet eder. Bu kısım Kur'ani vuzuhul beyan, Kur'an'ı vazıhul beyana yanaşmamıştır. Veyahut mananın dakik, yani dur buraya veyahuta geçmeyeyim. Sap güç olan, yani anlaşılması zor olan bir kelamın iğlak ve işgali, muğlak ve zor oluşu neçindir? bir mana ne zor anlaşılır? Ya lafız veya ustubun perişanlığı ya ifade edememiş veya o ifade ustubunda ifade tarzında veya ustubun kendisinde. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bu yoktur. Ama zor var, zorluk var veyahut Man ki niye oluyor? oluyor? Yani niye nazlanıyor? Niye Risale-i Nur'da? Uygulayalım Risale-i Nur. Niye Risale-i Nur'da mana hemen alamıyoruz? Niye Risale-i Nur'u anlamak zordur? Niye muşkuldur? Niye böyle muğlak ve işgal zordur, güçtür, mana almak? Oradan bir şey almak he doktor? Birincisi şuymuş. Uslup veya kelamın kalitesizliğinden. Haşa. Kur'an'da bu yoktur. Risale-i Nur'da da bu yoktur. Peki başka niçin olabilir? Niye manalar bize nazlanıyor? Niye gelmiyor? Niye alamıyoruz? Veyahut mananın dakik oluşu mananın derin ve ince oluşu, ince manalar oluşundan, derin veyahut kıymetdar, kıymetdar mesela, kıymetli şeyler nazlı olur. Nazeninleri mehri buna delildir diyor başka yerde. Evlenebilir mi? Zinadan kurtulmanın yolu nikahtır. Nikahta ne lazım? Mehir. Mehir haramı helal ediyor değil mi? Nikah. Sana ait olmayan bir mananın sana gelebilmesi için Mehrini vermen lazım. Mehir nedir? Dikkat, dikkat. dikkat latifesi. Dikkat verecek. Dikkat. Demek ki hiçbir şey bedava gelmiyor. Tamam. Şimdi saap olan, zor olan, hemen gözükmeyen manaların anlamamamızın birinci sebebi ustup ve kelamın perişanlığından. Kur'an'ın vazil beyanda bu yoktur. Risale-i Nur'da da böyle bir şey yoktur. Peki niye? o zaman dakiktir. Dakik, e, e, derin, ince ve derin veyahut kıymetdar. Kıymetdar nazlanıyor. Kızı ondan misal verdi. Ondan misal verdim. Mehir, naz, nazlanan nazeninlerin mehirleridir diyor. Öyle diyor değil mi? Hmm. Ha. Demek ki bir, Risale-i Nur'u niye hemen anlamıyoruz? Dakik oluşundan, derin oluşundan, kıymetdar olduğundan, veya gayrimeluf, yani sokaktaki böyle e, gazetek küpürleri gibi, havadislerde geçen kelimeler gibi, e, gündelik hayatta konuşma tarzlarından çıkacak manalar gibi değil, alışılmış değil, fazla güneş görmemiş bu. Gayrimeluf, fazla kişi de yok bu. Derin oluşu, dakik oluşu, derin oluşu, kıymetler oluşu, gayrimeluf oluşu veya gayrimevsul yani zebil değil piyasada. Çokça oluşu olmadığından güya fehme karşı nazlanmak, anlayışımıza karşı nazlanmak istiyor. Bedelini ver diyor bunlar. Fehme karşı nazlanmak başka niçin nazlanıyor? Çünkü diyor şefki artırmak için şimdi sen yok diyor. Hemen pat diye bir şey elde ederseniz arkadaşlar ne kadar hangi yolla elde edersen ne kadar ucuz o kadar ucuza satarsın onu. Ucuz elde edilen dava ucuza terk edilir. Adam demiş ya, adam demiş ki para ile yapılmayacak bir şey yoktur. Kim der bunu? Parayla her şeyi yapan der. Çok bedel vererek, verilerek alınan bir dava aynı bedel verilmeden geri verilemez. Hemen bir insan davayı terk edebiliyorsa, hemen dershaneyi terk edebiliyorsa, eşini terk edebiliyorsa, peşine koştuğu bir şeyin terk edebiliyorsa Demek ki o çok ucuza almış o. O zaten oraya layık değil ki. Şimdi Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz da cevaptır. Sağap ve ılak olan ve işgali olan, işlenmemiş bir mana ise derin, ince ve kıymetdar, gayrimeluf ve çokça piyasada olmadığından fehme anlayışa nazlanıp niçin nazlanıyor? Şefki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve emniyet vermek ister. Diyor ki bedelini ver. Öyle basit ve ucuz bir şey değil ki. Paldır küldür şey yapacaksın. Gazete küfürü mü okuyorsun sen? Risale-i Nur'u hemen ben niye anlamıyorum? Gazete küfürü mü okuyorsun? Köşe yazılarını mı okuyorsun? Gündelik hayat mı okuyorsun? Tayyip'i, Putin'i mi takip ediyorsun? Öyle bir yazım istiyorsun. Öyle bir şey yok. Bu ilim ya. İnsanı tanıma ilmi. Kendini ona hemen teslim etmez. Bir anda seni kendisini sana teslim ediyorsa bir kız nikah taşı olmadı. Bil ki onda bir hilnik vardır yani. Şefki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve emniyet vermek ister. Kıymet ver, emniyet ver, dikkat latifesini çalıştır. Muşkilat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Risale-i Nur da böyledir. Niye Risale-i anlaşılmıyor? Bundan. Güçlü veya emsal olmayanlarda nazlanma olmaz. Kudret hem basit hem na hem zati mali taluku kudret hem vastasız hem lekesiz hem isyansızdır. Büyük küçüğe tekebürü Allah'ın kudretine göre büyük küçüğe kibirlenmesi cemaatin ferde fertle cemaatin birbirlerine üstünlüğü kül cüze nispeten çok unaza göre kudrete karşı nazlanamaz. Niçin? Niçin nazar? Allah'ın kudreti e, rakibi olmadığı için, emsali olmadığından yani bir şey Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik olmadığı için. Allah'ın ilmi niye nihayetsizdir? Çünkü içinde cehalet yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü içinde acizlik yok. Acizlik olmayınca çok az, büyük küçük, ince kalın hiç fark etmiyor. Allah için dağı kaldırmakla atomu kaldırmak aynı. Çok tuhaf ya. Allah var ha bizim zannımızla oluşturduğumuz Rabbim, Rabbimize açkın bir Allah var. O Allah bizim zannımız gibi değil o. Son maddeyi okuyorum. Ha şey bunu nasıl uyguladım? Bunu ne açık? Emsaller arasında dershanede kavga olur. M mütemessil. Mütemassil. Misil. Misal. E, emsal olanlardan ama mütemayiz olursa arasında imtiyazlı birisi varsa orada kavga olmaz. Allah da mütemayizdir. Onun için kainata kavga yok. Kavga olan yerde emsaller var demektir. Son maddemiz senin haricindeki hadiseler senin iktidar ve ihtiyarına göre nazlanır. Mesela sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe çocuk o kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. Mesela çocuk dünyaya geldi hiçbir şey yok. İktidar ve ihtiyarı yok. Rızıklar geliyor. Birisi elbise getiriyor, tekisi bilmem ne getiriyor. Annesi böyle pervane gibi aman Allah da fırlıyor. Yediriyor, içiriyor. Biraz büyüdü mü? Hadi git. Gitti. Babası yedir babası. Yedir. Getir. Geç orada. bir şey. Hemen çocuğu telefon kolik yapıyoruz. Başımızdan def etmek için telefon veriyoruz. Veya Kolik nasıl yapıyoruz? Biz meşgul oluyoruz çocuğun yanında. Faturayı da sonra ödeyeceksin. Sen onun yanında oynamasaydın o görmeyecekti. Biz ona güzel örnek oluyoruz. Veya babasının elinde sigara. Oğlum sigara çok kötü. Biz bakma eşeklik yaptık içtik. Eş, bu sigara çok kötüdür. Puh, yapıyor. Ee. Elinde annenin babanın telefon. Çocuk telefonla o, telefon kutusuna girecek. O kapıdan girecek ne olacak. İki şıktır. Ya elinde olmayacak. Elinde varsa anne kesinlikle yapacak şu. Bir şey geldi değil mi? O anda bir şey eteğine geldi. Bir şey isteyecekler. Çocuk yapacak. Def edecek. Onu mu? hemen ya oyuncak verecek. Oyuncak mezarlıktır. O kadar mezarlığa sokacağına o kadar çeşit oyuncak alacağına git tencere kapağını al sen oyna. Oralara sürüklemek def etmektir. Eline telefon vermek defol demektir. Çocuğu koltuğa koyup televizyonu açmak, çizgi yapmak. Ya şurada iki, bir, birkaç kelamın, gıybetin belini kıracağız diyor. Saatlerce arkadaşının telefonundadır. Saatlerce birkaç kelam, gıybetin belini kıracağız. Doktor bilmezsin gıybet ne kadar lezzetlidir. Bir, birkaç kelamın belini kıracakmış. Niçin koltuğa oturtuyor? Otur orada hemen. Gıybet ya. Gıybetsiz konuşma lezzet vermez. İlim olsa kapanır hemen. Demek ki çocuğa iktidar ve ihtiyar geldikçe başka bir naz bu. Rızık ona nazlanır. Biz iktidar ve ihtiyarımıza ne kadar güvenirsek rızkımız bize nazlanır. Ne kadar iktidar ve ihtiyarımızdan tebelli edersek rızkımız gelir. Çocuk buna misal. Başka hayvanlar, yavrular, ağaçlar buna delildir. Peki. Evet, vahırda vahım. الحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلاه